Geçenlerde bir cenazeye çağırdılar. Beykoz tarafında. Hayli de kalabalık vardı cenazede, cenaze namazında. Cenaze namazında kalabalık oluyor da, mezarlıkta aynı kalabalık olmayabiliyor. Bağlıyorlar. Kabristana gittik, aynı kalabalık mezarlığa da geldi ya, hayret. Aynı kalabalık. Mezar zaten eşilmiş, hazırlanmış. Merhumu gömdük. Okunanlar okundu, dualar yapıldı. Cenaze imamı telkin verecek, telkin. Telkin verecek. Cemaat kenara çekildi, kabir etrafından uzaklaşıldı. Çünkü sünnette, sünnet-i Muhammediye'de de usul böyledir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenazenizi, mevtanızı mezara gömdükten sonra mezar başından hemen dağılıp gitmeyin. Ya ne yapalım ya Resulallah? Buyuruyorlar ki, o günkü ölçüye göre tabi, bir devenin kesilip, derisinin yüzülüp, etlerinin parçalanıp, taksim edileceği zaman kadar mezarın başından ayrılmayın. Niçin ya Resulallah? Buyuruyor ki, mümin kardeşiniz o anda iki tane sorgu meleğinin, sorgu, sual meleğinin muhatabıdır. Onlar sual soruyorlar, o mümin meyyit cevap veriyor. Sizin kabir başında olduğunuzdan ve okuduğunuzdan ve duanızdan ve desteğinizden kuvvet alıp da suallere daha rahat cevap vermesi için onu yalnız bırakmayın, bekleyin buyuruyor. Vallahi böyledir. Cenaze imamı telkin yapmadan önce, hocam sen buyur dedi bana. Benim de aklıma o anda, o çok mühim noktada nasihat etmek aklıma geldi. Dedim ki arkadaşlar, kardeşler, ey bu merhumun peşinden bu kabristana kadar gelenler, şöyle bir 10 dakika ayaküstü bir sohbet yaptık. Dedim ki ya kardeşler, bakın gelin biraz düşünelim şurada dedim ya. Bak şu adamı sevmeseydiniz buraya kadar gelmezdiniz. Demek sevdiğiniz bir adam bu. Cenaze namazını kılar dağılırdınız, dağılmamışsınız. Sizi bu adama olan sevginiz sizi bu mezara kadar getirmiş. Öyle mi? Evet dediler, bu adamı çok seviyoruz. Peki bu adam hayattayken omuzunda, sırtında, elbisesinde bir miktar toz, toprak demiyorum, toz. Toz görseydiniz, elinizle o tozu silkeler miydiniz, silkelemez miydiniz? Dediler ki silerdik, üzerine toz kondurmazdık. Hayattayken bu adamın üzerine toz kondurmazdınız da, şimdi bu adamın üzerine 10 ton toprak yıktınız ulan dedim. Ne bu? Ne düşünmüyorsunuz? Bu adamın üzerine toz kondurmazdınız ama şimdi bakın tonlarla toprağın üzerine yığdınız gidiyorsunuz. Bunun bir manası yok mu? Eğer manasız yere yapsaydınız deli olmanız icap ederdi. Hepinize deli derdik. Bak kimse kimseye deli meli demiyor. Demek bir iş var burada. Gelin dedim şu mezar başından dağılmadan. Bakın biraz sonra kardeşimiz dedim iki tane meleğe, sorgu meleğinin soruşturmasına maruz kalacak. 3 tane soru soracak. Gelin düşünün dedim. Şimdi bu mevtanın yerinde sizin olduğunuzu düşünün. Zaten Peygamberimiz ne diyor? Cenaze namazına katılan Müslümanlar o tabutun içinde namazını kılmak için geldikleri mevtanın içinde bulunduğu tabutun içinde o mevta değil de kendileri varmış gibi düşünsünler diyor. Bakın. Böyle olursa cenaze namazının faydası olur. Geldim gittim, bir mana çıkmadı. Her Müslüman, cenaze namazına katılan bir Müslüman, kabir ziyaretinde bulunan Müslüman, o tabutun içinde kendisiymiş gibi düşünecek. Bak düşünmek, yine aynı noktaya geldim. Her mezar ziyareti yapan Müslüman,
o mezarda yatanın kendisi olduğunu düşünecek. İsterse düşünmesin, sonunda yine oraya gelmeyecek mi? Zaten mecburisin. Trafikte biliyorsunuz mecburi istikametler var. Bu da mecburidir. Geriye dönüş yok zaten. Ama düşünmelisin ki dünyada istikamet kazanasın. Ha, benim de işim bu, benim de halim bu, benim de sonum bu, benim de yolum bu, benim de neticem bu diyeceksin ki yeryüzünde hayatını ona göre tanzim edesin. Zalim olmayasın, gafil olmayasın, kafir olmayasın, katil olmayasın, eşkıya olmayasın. Dert burada. Men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke. Rabbin kimdir diyor, bak melek geldi soruyor. Aa, ne kadar da kolay soruymuş ya. Rabbin kimdir dedi. Rabbim Allah'tır derim, sınıfımı geçerim. Yok, öyle kolay değil. Alimlerimiz ne diyor? Günde 5 defa Allah'ın hayyâlessalâh, haydın namaza bak. Günde 5 defa hayyâlessalâh var mı yok mu? Var. Günde 5 defa Allah'ın bu davetine icabet edip davetine katılıp da günde 5 vakit namaz kılmayan insanlar Rabbin kimdir diye melek mezarda sorduğu zaman ıkınacaklar, sıkınacaklar, Rabbim Allah'tır diye diyeceklerdir diyor. Hatırlamadı dünyadaki, orada hatırlasın. Demek ki her şey burada. Düşünce, tefekkür, kalbin, aklın, fikrin, idrakin, izanın, vicdanın işletileceği yer dünyadır. Ahirette abdest yok, ahirette namaz yok. Öldükten sonra hac yok, oruç yok, zekat yok, cihat yok. Her şey dünyada. Din, din dünya içindir. Din dünyayı düzene sokmak içindir. Din insanları düşündürmek içindir. Din insanlara kılavuzluk içindir. Dinin hedefi, dinin gayesi, dinin kavgası, dinin davası dünyadadır. Dünyadan sonra din olmaz. Öldükten sonra dinin mükellefiyeti kalkar. Öldükten sonra mesuliyet kalkar. Ahirette hesap yok, ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Ahirette Allah namaz kılın demeyecek. Hep dünya içindir. Hocam sen böyle söylüyorsun ama siyaset adamlarımız, Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve daha bilmem kimler öyle söylemiyor hocam. Senin söylediğin başka, onların söyle. Ne söylüyor onlar? Onlar şunu söylüyor. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Dini dünyaya karıştırmayalım diyorlar mı, demiyorlar mı? Bunu söyleyenlerin hepsi vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Adın gördün mü? Dinin canına okuyor bu adamlar, dinin canına. Dinin kellesini kesiyorlar bu kelimeyle. Dünyaya din karışmazsa, Allah'ın dini, Allah'ın hükmü eğer dünyaya, dünya işlerine karışmazsa, işte İstanbul Belediyesi'ne ödediğin suları, efendim İstanbul Sular İdaresi'nin başına öyle bir memur, öyle bir umum müdür gelir ki senin vergi diye yatırdığın su paralarını götürür karısına, götürür fahişesine, götürür metresine, götürür İsviçre'deki bankaya yatırır, senin de ruhun duymaz. Eğer karısı açıklama yapmasaydı bunları duyacak mıydınız, duymayacak mıydınız? Duymayacaktınız. 450 milyar lira İsviçre bankalarında kendi hesabına yatırmış. Açın okuyun bütün gazeteleri. Karısı 3 gün içinde boşansın diye, boşandıktan sonra konuşmasın diye 12 milyar para yatırmış. Bir fahişeyle evlenmek için. Sen de bunu kuzu kuzu götürdün, su parası diye yatırdın. Hem de kuyruğa girdin, 5 saat bekledin su parası. İşte din işleri dünyaya karışmazsa vallahi böyle olur, billahi böyle olur. Ben laiklerin haline gülüyorum.
laiklik felsefesine inananlara kahkahayla gülüyorum. Laikliği benimseyenlere ben vallahi acıyorum, billahi acıyorum. Din işleri dünya işlerine karışmazsa, işte bir Ermeni karısı gelir İstanbul'da devletin işletmeye açtığı bir kerhaneyi işletir, her sene buradan elde ettiği paralarla devlete vergi verenlerin başında rekoru kırar ve her ay Ermenistan'a bu Manukyan adındaki şerefsiz kadın Ermenistan'a Türkiye'den Ayşeleri Fatmaları fuhuş yaptırarak onların namusunu satarak kazandığı paralarla Ermenistan'a yardım eder, Ermenistan da Azerileri öldürür. Ya İstanbul'daki kerhaneyi işleten karı Ermeni mi değil mi, siz söyleyin. Ermeni ya, Manukyan. Kazandığı paraların büyük ekseriyetini vallahi Ermenistan'a gönderiyor. Bak yeminle söylüyorum. Bu sözümün sorumlusuyum. Türkiye'de Müslümanların kızlarını ve karılarını satarak, ırz ve namuslarını satarak elde ettiği parayla Ermenistan'a yardım yapıyor namussuz. Ve devlet de bu karıya şeref madalyası veriyor. Vergi rekortmeni ilan ediyor. Vay bizim halimize, vay bizim halimize. Niye? Efendim din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Senin bu mantığına hayvanlar bile güler. Ya sen benim külahımı anlat, din işleri devlet işleri ayrıymış. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum. Dar ağacının altına çekseler dahi vallahi inanmadığımı söyleyeceğim aynı şekilde. Mümkün değil. Çünkü ebedi hayata inanan insanlar böyle düşünemezler, başka türlü düşünemezler. Allah